Şimdi bundan sonrası anlatacağım Silent Hill'ler bağımsız gidiyor yani hepsi birbirinden bağımsız. Silent Hill'de yaşanan olayları insanların neden buraya geldiğini anlamamızı sağladığı için önemliler bence. Yani kolaylaştırıyorlar diyeyim. Mesela Silent Hill 2 ve muhtemelen diğerleri de tamamıyla karakter bazlı gidiyor. James karakterinin psikolojisine göre şekilleniyor mesela Silent Hill. Ama tamamıyla James yani anlatacağım. Mutlu olduğunda aydınlık, kötü olduğunda karanlık oluyor gibi. James 3 yıl önce hastalıktan ölen karısı Mary'den bir mektup alıyor ve bir umut Silent ile geliyor. Oyuna karanlık bir aynaya bakarak başlıyoruz. Bu metaforu metafor diyeceğim bunu. Metafor da şey demek yani benzetme demek bildiğiniz benzetme demek. Ama daha böyle sinema kavramı gibi. Yani bir anlam demek yani orada metafor. Lana Del Rey'de açıklamıştım. Kişilik bölünmesini temsil ediyordu. Burada da öyle bir durum var. Tuvalet mahrem bir yer. Her gün, her zaman bedeninden çıkan bir hani pislik diyelim, pisliğin döktüğüm bir yer sonuçta. Bu da bir sembol yani. Bu tuvaletin dışındaki araçta Mary'nin cesedi varmış şurada. Ama ne, kime göre, neye göre yok yani bu. Varsa yani Mary'yi getirmeye çalışıyor da olayları mı hatırlıyor? Yok yani yok. Silent'e doğru geçerken bir ormandan geçiyoruz ki bu ormanda vahşi tarafı sembolize ediyor. Issız, tehlikeli, korkutucu. Oyunda sürekli yani buradan başlıyoruz. Böyle katman 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 gidiyoruz yani kendimize doğru. Burada başlıyoruz o gidişe. Yani oyunu biraz böyle yorum. Bu oyunu biraz diğerlerine göre böyle yorumlayacağım. Hepsi de öyle de. Yani burada daha belli yani. Sonra Angela ile tanışıyoruz. Angela Orozco. O da bizim gibi sürekli annesini arıyor. Yani biz karımıza yani arıyor yani o da bir şeyler arıyor. Arafta sıkışıp kalmış biri. Yani diğer karakterlere göre alakası yok gibi duruyor ama onun da var. Mary'nin mektupta bahsettiği özel yer olabileceğine inandığı yere ulaşmak için apartman kompleksine gidiyoruz. Silent Hill 4'te bizim bir babamız var. Apartman yöneticisi bir adam. James'in doğduğu yer büyük bir ihtimal orası. Çocukluğu olabilir yani o. Çocukluğuna gidiyor olabiliriz. Dolanırken gördüğümüz iki şey çok önemli. Biri kanlı televizyon. Bu da oyunun yine sonuyla alakalı. Bir diğeri ise bu market alışveriş arabası. İçinde bir silah alıyoruz. Bu sahnede bireysel silahlanmanın ne kadar kolay olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmış. Yine James'le alakalı da olabilir. Çünkü büyük bir ihtimal çocukluğunda yani gençliğinde silahlarla ilgili bir şeyler yapmış gibi duruyor açıkçası. Apartmanda Eddie diye birine rast geliyoruz. Buzundaki cesedi oraya tıkan kişi oymuş. Biz bu çocukla büyük bir ihtimal bir amaç vardı yani bu çocukla karşılaşmamız. Angela gibi. Bizim gibi o da Silent. Biliyoruz ki burada olmalarının bir nedeni var. Ama öldürmesi değil yani burada. Eğer bu Silent James ise Eddie, James'in gençliği olabilir gibime geliyor. Birkaç kere sen bana benziyorsun diyorlar. Hem Angela hem de Eddie de diyor bunu. Mary ile gizli bir geçmiş olduğunu söyleyen Laura ile tanışıyoruz. Angela gibi o da Silent Hill'de. Ve biliyoruz ki burada olmalarının bir sebebi var. Ama bu Silent Hill kocaman bir James ise Eddie gençliği Laura mesela. O da masumiyeti temsil ediyor Laura. Piramide vicdanımız. Bunu da sonra anlatacağız. Valtiel'in Silent Hill 3'teki sahnesi gibi dört bacaklı kadınlarla beraber olması. Yani aslında buradan geliyor. James'in güdüleri. Bu canavar da James'le alakalı. Ve yine Angela'yı bıçakla yerde yatarken görüyoruz. Angela da James'in pişmanlığı büyük bir ihtimal. Hani burada Angela'yı yatarken görmemiz, melankolik havasından kurtarıp bıçağını almamız falan. Hani yardıma muhtaç bir kadın Angela için. Bir kız. Kadınsı
özellikler var yani burada. Bıçağı verirken ki çocuksu ve ne yapacağını belli etmeyen imaj çizmesi, ne güvenmek de bir zor yani bir. Yani James'le alakalı. Park'a ulaştığımızda Mary'nin benzeri Maria'yla. Görünüş ve tavırları Mary'e göre kışkırtıcı olan Maria tamamen James'in fantezisi. Fantezi gerçek gibi görünen hayal demek. Genelde seksüel şeylerden bahsedilir. Yani o zaman ve bütün Silent Hill diyormuşum. Bir fantezi olabilir ama gerçekten olabilir yani. Korkunç görünüyor yani. Fantezi genelde öyle değil. Bu biraz korkunç bir fantezi. Bize eşlik ediyor. Laura'yı takip ediyoruz. Hastaneye, Brookhaven Hastanesi'nde Maria bir odada dinlenmek zorunda kalıyor. Bu da şey gibi yani karımız gibi. Yani hastalanıp yatması falan. Yani biraz benziyor. Üç hasta raporu var burada bak. Bu hastanın üçünün de oyundaki üç ana karakterle çarpıcı benzerlikleri var. Jack Davis, Angelo Roscoe'ya çok benziyormuş. Joshua Lewis, Eddie Dombrowski ve Joseph Barkin, James Sunderland'dı. Başka bir teori ise tüm isimler J harfiyle başladığından üç notunda yalnızca James'i atıfta bulduğunu, atıf olabileceğini söylüyor. Jack normalde örnek bir insan ama aynı zamanda intihara meyilli olan James'i, Joseph karısını öldürdüğü için suçluluk ve pişmanlık hisseden James'i, Joshua James'in zulme uğraması gerektiğini hisseden ve aynı zamanda şiddet benliğini, yani öldürme eylemini temsil eden kısmını canlandırıyor olabilir deniyor. Okuduğumuz çoğu not James'le alakalı. Laura'yı yine oyuncak ayılarla oynarken görüyoruz. Bu oyuncak ayı metaforu da tecavüzcüleri temsil ediyor genelde. Mesela Melanie Martinez de öyle olacak. Alan Tilki diyormuşum. O da öyle olabilir. Burada öyle bir şey yok aslında yani. Bizim Laura bizim masumiyetimizse tecavüzcülerle oynuyor. Yani evet biraz canavarlar mesela James fantazisi ise masumiyet tarafımız fantazilerle birlikte olabilir yani olabilir ama inkarı da olabilir yani. Bunu söyledikten sonra şey diyoruz biz ona Mary 3 yıldır ölü olduğuna inanmıyor. Gördüğünü geçen yıl birlikte yanında olduğunu söylüyor. James'in saf düşünceleri de olabilir. İnkar da olabilir. Bunu söyledikten sonra öteki dünyaya geçiyoruz mesela. Ve piramitte hastanenin bodrumunda James ve Maria'yı kovalarken Maria'yı öldürüyor. Ve James kendini hapishanede buluyor. Burada Nellie's var. Yani hapishaneye gidiyor diyelim. Hapishanede buluyor değil de. Bu hapishaneye giderken Nellie's Bar'ın orada burada bir delik vardı artık yok yazısı ve yanındaki yazıyı görüyoruz. Ha bu neden orada bilmiyorum yani o yazı. Bundan sonra daha karanlık bir yere gidiyoruz. Bir galeri var orası önemli. Yani Silent Hill 4 mu o delik yani bir delik. Yani oyunda çok delik var zaten. Hani bu sadece birisi. Sonra bir koridor var mesela. Git git bitmiyor. Magma'ya inen bir koridor var. Burada aşağı demek geçmiş demek. Her zaman söylüyorum. Benliğinizin derinleri. Tuluk Hapishanesi. Çizgi romanda bu döneme geçecek yani bu dönem. Geçmişte Silent Hill'in kullanım amaçlarından biri. Burada Ritual diyen bir mahkum var. Bunu bir fan yazmış. Direkt okuyorum. Ritüel ters çevrildiğinde yani o konuşma sesi. Emin misin gibi geliyor. Bu James'in Mary'nin dirilişi için ritüeli gerçekleştirmesi gerekip gerekmediği konusunda çelişkili düşüncelerini temsil edebilir. Benzer şekilde Rebirth geçişinin bitiş müziği olan The Reverse Will şarkı ters çevrildiğinde duyulabilen bilinçaltı mesajlar içerir. Yani oh yani oh yani bayağı. Ay oyun çok derin. Burada bir kitap listesi var. Bu yani hapishane kısmında o. Yani burası daha da ilginç. Notlarda içlerinde sadece The Chronicle of Agrippa gerçek bir kitapmış. Diğerleri sallama. Bir de Tome of the Seer. Silent Hill 3'te ve Book of Memories'de geçiyormuş. Ama önemli değil yani. Bir şey yok orada. Heinrich Agrippa. Alman bir orta çağ düşünürü diyelim. Üç okült felsefesi kitabı var. Okültizmin en değerli eserleri sayılıyor bunlar. 1533 tarihli Kabala, Hermetizm ve Neoplatonizm hakkında. Kabala yine var yani.
Kabala ilmi, Yahudilikte kişinin yaratılışı ve realitenin içinde kendi yerini ve yaratılış doğasını araştırmanın metodudur. Hermetizme bakalım bir de. Yani direkt okuyacağım bunları. Tıpkı Kabala gibi hermetik felsefede yaratıcıyı aramanın yolunun yaratılığını aramaktan geçtiğini vurgular. Bu konuda tanrısal akıllı sorgulamaya çalışan Hermes, Trismegistos şöyle der. Kendinize ölçülmesi mümkün olmayan büyüklüklere doğru götürün. Bedeninizden tümüyle kurtulun ve sonsuz olun. İşte o zaman Tanrı'yı anlayacaksınız. Tüm yüksekliklerden daha yukarı gidin ve en aşağıdaki şeylerden daha derine inin. Ateşten ve sudan, kuru ve ıslak olan her şeyden vücudunuza getirmiş olan her şeyi duyularınızın içine toplayın ve bir anda cennetteki, karadaki ve denizdeki her şey olun. Henüz doğmamış olun, rahimde olun, genç olun, yaşlı olun, ölü olun ve ölümün ötesinde olun. Ve bütün bunların hepsinin zamanları, yerleri, şeyleri, nitelikleri ve nicelikleri aynı anda ve bir anda kavradığınızda işte o zaman yaratıcıyı anlayabileceksiniz. Evet, Silent Hill'deki hem cennet hem cehennem. Yani arafta kalmış olduğuna vurgulayan çok şey var. Neoplatonizm ise yeni Platonculuk akımı demek. Ay bunlar çok güzel konular. Gerçekten. Saatlerce konuşabilirim yani. Saatlerce. Sadece şurayı yani. Ama kısaca geçeceğim mecburen. Platon'daki iyi ideasını transandantal yani ötesine geçme demekmiş bu. Bir varlık olarak tarif eden Platinos bu varlığı bir çeşit tanrı olarak tasarlamış, varlığın özüne nüfuz etmeyi arzulayan kişinin kendi ruhunun hareketle ulaşabileceğini ortaya koymuştur. Evren ve insan tanrıdan gelmiştir ve tanrıya dönecektir. Tanrıdan ruh olarak çıkan nesnel varlık dünyaya inerek maddeleşir ve madde olarak estirme yoluyla yeniden Tanrı'ya döner. Burada şey var arkadaşlar. Yani estirme ne demekti ya? Kişinin duyulur dünyanın dışına çıkarak kendinden geçmesi, kendini Tanrı ile birleşmiş sayması durumuymuş estirme. Estirme yoluyla yeniden Tanrı'ya döner. Burada şey var. Bu düşünce sonradan Hristiyanlığa dönüşüyor diyor kısaca yani. Bu kadar anlatabilirim bunu. Hani senkretik dinler vardı ya. Sonra değişiyor yani. Bu felsefeler de değişiyor diye. Yani kendini aramak yolunda düşünceler bunlar yine kendini aramak yolunda olan düşünceler. Yani yine Silent Hill 2'nin teması. Ortak özellikleri bu. Ardından Piramide'nin bulunduğu labirentte Maria'yı hayatta ve bir hücrede kilitli buluyoruz. Ona ulaşana kadar bir sürü böyle delik. Bir sürü. Ya da böyle ters dönmüş kapılar böyle bir garip. Ve deliklerden aşağı aşağı atlamak. Yine aşağı yine aşağı atlıyoruz burada da. Bunu yine oyun yine delik. Ona ulaşmaya çalışırken Maria yani yine piramide tarafından öldürülmüş bir şekilde buluyoruz. Ve ikinci öldürüşü. Bu James'in Mary hastanedeyken ihtiyaçlarını karşılayamamasından bir başkasını düşünmenin bile yanlış olduğunu düşündüğü için vicdanının bu fantezi izin vermemesi anlamına geliyor. Umutsuzca arıyoruz yani. Hiç umut da yok. Kendi içinde ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamıyor hiçbir zaman. Kafamızda bir yerde bir hapishane ki o hapishanenin de nedeni o yani orada olması. Yani ne alaka diyeceksiniz ama bir hapishane burası, bir labirent. Kafamızda bir yerde bu hapishaneye sıkışmış gibiyiz. Mezarımız var yine. Angela'nın, Eddie'nin ve Walter Sullivan'ın da mezarı var ki yine Silent Hill 4. Daha sonra Angela'nın kendisini taciz eden diyelim. Tecavüz eden hatta. Tecavüz mü? Taciz eden babasını da öldürüyoruz. Bu odadaki şu deliklerden çıkan şeyler garip. Yine seksüel yani bunlar. Eddie'nin yıllarca sözlü tacize uğradığını, bir köpeğini öldürdüğünü, ardından sahibinin bacağını vurduğunu öğreniyoruz. Kendisiyle dalga geçenleri öldürmeye başlıyor. James böyle bir şey yapmış mıdır yani bilmiyorum. Gençliğimiz olmayabilir de yani. Normal bir insan da olabilir. Öldürürken görmüyoruz yani. O yüzden hayali de olabilir. Eddie'yi suçluğumuzun bir parçasını muhtemelen öldürüyoruz. Et parçalarıyla dolu bir oda o. Hani onun amacı onu kastediyor orada etler. Öldürdüğümüz kişileri belki yani cesetle alakalı olabilir. Labirentten çıkıyor ve bir tekneyle Lakeview Otel'e gidiyoruz.
Otelle bir notta şöyle yazıyor bak. Kayıp Anılar kitabında. Bu hapishanedeki kitaplardan biri anlattığım şeylerle ilgili, yani direkt okuyacağım o yüzden. En güçlü güvene sahibim. Sen buna kader desen de bu mucizeye ölülerin dirilişi diyorlar. Bu isim de geçiyor. Tepeye ışık düştüğünde buraya ölülerin dirilişi. Ha şey o kitap şeyde geçiyormuş. Hapishanedeki şeyde geçiyormuş. Kitap listesinde. Tepeye ışık düştüğüne canavar şarkısını seslendirdi. Kanlı sözlerle, sis damlalarıyla gecenin damarlarında mezar açık bir alan haline geldi. İnsanlar korku ve sevinç halinde reunion, yeniden birleşti mi? Toplandı diyelim reunion'a. Yeniden toplandı. Bu birleşmede inancım Kuchibara'nın kurtuluşundan tereddüt etmedi. Antik çağlarda da konuşulan efsaneler. Orijinal tapanlar ölümün bir son olmadığına inanmadı. Son değil, bu sadece yoldu. Ölen kişinin doğaya geri döndüğü bir yol. Onlar da inandılar. Bu süreç tersine çevrilebilirdi. Yani kendi bulma ve tanrıya geri döndü. Felsefe bu yani. Ve bu acayip değinilmiş. Acayip. Yani en çok bu oyunda görüyorum ben diğerlerine göre. Son gerçek James'in 3 yıl önce otelde bıraktığı video kaseti izlediğinde gösteriliyor. Bu ölümcül hasta karısını kendisinin öldürdüğünü ve acısını durdurmak için onu bir yastıkla boğduğunu görüyoruz. Apartmanda gördüğümüz televizyon yani. Saat 3'te yine. Harry. Laura yanımıza geliyor. James ona gerçeği söylediğinde de bir daha Laura gidiyor yani orada. Amacı da oydu zaten. James'in çocuksu yanı Laura. Yalancı diyerek gidiyor. Hala çocuksu bir şekilde yani. İnanmıyor. Hala inanmamak diretiyor ama gidiyor yani. O seni bekledi. Sen hiç gelmedin falan. Demagoji yapıyor yani. Gereksizce. Bu noktadan sonra alternate'e giriyoruz. Yine karanlık oluyor. James Silent Hill yani. Ha, bu kesin yani. Bu kesin bence burada. Gördüğümüz her şeyi açıklıyor bence. Notlarda The Order'ın inandığı şeyi bağlamaya çalışıyorlar ama başka bir şeyi temas etmeye çalışıyorlar yani. Bu James'in kendi arayış sebebi. Tekrar Tanrı'ya dön... Bu... James'in kendini arayış sebebi tekrar Tanrı'ya dönme diyorlar. Bak, her seferinde onu diyorlar. Yani aşağı inerken aslında yukarı çıkıyoruz. Anlatabildim mi? Gibi bir durum var bu oyunda yani. Cehennemin içindeki bir cennet. Angela'yı yanan bir merdivende görüyoruz ve James'i annesine benzetiyor. Gerçek ile yüzleştiğinde daha olgun bir Angela'yı görüyoruz. İntihar edebilmek için bıçağın geri vermesini istese de James reddediyor. Onu kendi cehennemine bırakıyor. Ve Angela ışığa doğru yürüyor. bu konuyla alakasız dursa da yani yakınlaşmaya çalışıyor falan. Ve red cevabını alıyor ya. Angela yardıma muhtaçken sürekli yardım edip bu sefer etmemesi ve bir daha da Angela'yı görmememiz. Önce Eddie, yani suçluluğumuzu öldürüyoruz. Sonra Laura, masumiyet, inkar diyelim. O da gidiyor, inkar da gidiyor. Şimdi de Angela, yani son olarak Angela, bu da pişman. Yani sevgisiyle kurtarabilirdi ama kurtarmadı yani, kızı bıraktı. Angela burada intihara olan duygularımız da olabilir be. Her seferinde intihar etmeye çalışıyor. Yani amaçsızca aradı. Çok yorgun yani. İntihar etmeye çalışıyor da olabilir. Bu ışığa gitmede yine o zaman ne olur ki o zaman? Yani intiharımız gitti. Bıçağı verseydik ölecekti ama biz onu öldürmedik de cehenneminde bıraktık mı acaba? Olabilir. James Maria'yı üçüncü kez bulduğunda 3 piramit head tarafından öldürülüyor. Günahları için onu cezalandırdıklarını anlıyor. Amaçları yerine getirilince mızraklarıyla intihar ediyorlar zaten. Yani biz bir kabul ediyoruz bizim onu.
Yani biz kabul edince öldürüyorlar kendini. Uzun bir koridor, Mary daha hayattayken aralarından geçen konuşmayı dinliyoruz. Bu konuşmada James'in yaşadıklarını biraz olsun anlayabilsek de, yani kötü bir durum ya. İkilem bu, bildiğiniz ikilem. Öfkeyle bağırdıktan sonra onu terk etmemesi için yalvarması gibi. Yani o da, Mary de bir ikilem. Uzun bir merdivenin tepesinde Mary'nin tezahür eden acısına dönüşen bir kadın buluyoruz. Burada oyun sonuna bağlı ama yani ya Maria ya Mary oluyor bu kişi. James bu son iblisi yendikten sonra oyun sona eriyor ve Mary'nin kaldığı hastane odası muhtemelen burası yani. Kocaman ama herhalde yani. Bundan sonra Born From Wish, yani bu şey bir de. Yani bu gerçekte yüzleşme var. Sadece o kadar yani. Bir de bu iyi son alınca şey oluyordu bu. Laura gidiyor. Neydi? Pişmanlık mı? Masumiyet. Yani biraz olsun hafifliyor mu acaba? O yüzden mi gidiyor burada Laura? Olabilir. Bundan sonra Born From A Wish diye bir şey var. Burada Maria. Yani Maria'yı oynuyoruz. Zaten bir şey yok yani oyunda ama başlığı hani bir neden içinde oldu. Oyun ana oyunla alakası yok gibi duruyor. Yani uzun uzun anlatmama gerek yok. Ernest Baldwin adında olmayan bir insandan bir şeyler dinliyoruz. Yani sanki biri ne yapması gerektiğini fısıldıyor. Ama başka da bir şey yok bu kadar yani. Başlığı bile bayağı bir şey anlatıyor. Silent Hill 4 dışında. Yanında bir kasaba olan South Ashfield'da geçen bir oyun. Yani bayağı bağımsız, bayağı bağımsız gibi gözükse de öyle değil bu arada. Öyle gibi gözüküyor. Baş karakterimiz Henry Townsend alakasız bir şekilde kendisini bir ayının parçası olarak bulan bir karakter. Ama yine dediğim gibi alakasız değil. 302 numaralı odada kilitlenmesiyle başlıyor. Hem açamıyor kilidi hem de hiç kimse onu duyamıyor. Yani ölü gibi, gerçek dışı gibi bir hali var zaten oyunun başında. Bayağı da örnek deliklerin öteki dünyalara, çeşitli bölgelere gidiyor. Yine Silent Hill ile alakalı yerler buralar. Girdiği deliklerde de Halo işareti varmış. Halo. Her seferinde aynı kendisi gibi alemlerde sıkışıp kalmış insanların öldürülmesine tanık oluyor. Aynı şekilde cinayetler gerçek dünyada işleniyor. Her kurban bir özelliği temsil ediyor. Mesela ilk kurban Cynthia Valkes. Baştan çıkaran. İkincisi Jasper Kaynak. Andrew Desalı Uyanıklık. Richard Braintree Kaos muydu? Kaos. Aileni de anne ve en son biz bilgelik. En son biz bilgelik. Bizimle birlikte 21 kişilik ritüel son buluyor. 21 özel bir rakam. İsrail'in çocuklarının Mısır esaretinden ayrıldıktan sonra vaat edilmiş topraklara geri dönmesiyle 21 isyan çıkardığı biliniyormuş. Aziz Yuhanna İncil'inin 21 bölümü varmış. Elçi Paulus 21 günah hakkında yazmış ve Timothy'ye tüm bu günahlardan uzaklaşmasını tavsiye ediyormuş falan. Timothy benim genel kültürümden bilir. Martinez geldi yine aklıma. Henry buraları keşfederken Walter Sullivan'ın küçük çocuğunun, yani Walter Sullivan'ın çocukluğu desek, öyle dese de masum Henry bu bence. Yani onun takip ettiğini fark ediyor. Daha sonra genç Walter Sullivan bu çocuğu kaçırıyor. Bunu diğerleri gibi anlatmayacağım. Uzun uzun anlatmayacağım. Walter Sullivan, Henry'nin şu anda yaşadığı 302 numaralı odada doğuyor. Ailesi o doğduktan hemen sonra terk ediyor. Bir daha hiç gözükmüyor. Müfettiş Frank Sunderland müfettiş miymiş? Yeni doğan bebeği sağlık görevlerini teslim ediyor ve böylece Walter Silent Hill dışındaki ormanda kendisine teşkilatın okült ritüellerinin ve öğretilerinin öğretildiği Wish House Orphanage, yani Dilek Evi Yetimhanesine gidiyor ki Hope House burada. Water Prison'da kendini kaşıkla öldürdüğü yer. Durun, bir de oraya gelelim. Evet. Walter 302 numaralı odasının kendisinin annesi olduğuna inanmaya ne zaman başlıyor? Neden? Anlamsız aslında bunlar. Ama tabii ki anlamsız değil. Walter 302 numaralı odası, tamam. Notlarda, o kırmızı notlarda, kırmızı günlük
birazcık açıklanmış. Bu 302 numaralı oda House of the Horror çizgi romanındaki odada da geçiyor. 123-124. bölümlerde burada yaşamaya başlayan bir adamı musallat olan ve rüyasına gelip onu öldürmekle tehdit eden bir ses varmış mesela. Elinde satırla insanları kovalamaya falan başlıyor. Konuyla alakası yok. Bir şey arıyorum. Yani 302 neden falan. Oradan çıktı. Hikayenin burasında bir boşluk var. Genel olarak bir boşluk var da. Bir yetişkin olarak Walter 21 cinayeti gerektiren 21 aynı tür aracıyla onu da arındırarak annesini uyandırmaya karar veriyor. 10 kişiyi farklı şekillerde öldürüyor ve her cinayeti kalplerini çıkararak sonlandırıyor. Bu kalp çıkarmada Downpour'da bir tane görüyoruz. Hani bu neden kalp çıkarma? Bu kalp çıkarmayı yani. Ona benzettim biraz. Daha sonra Walter kendisine intihar yolu 11. kurban hale getirmesini ve hala kendi tezahür etmiş dünyasında kalmasına izin veren kutsal varsayım ritüelini gerçekleştiriyor. Bundan sonraki cinayetler Walter'ın öteki dünyalarında gördüğümüz ölümsüz bir yetişkin ve çocuk ile gerçekleşiyor. Yazıyor burada ama öyle değil yine. Oyunda, şimdi hepsini anlatayım ondan sonra geleyim. Oyunda önemli karakter, o da 303'te Henry'nin kapı komşusu Aileen Galvin'dir. Oyunun ilk yarısında oyuncu onunla etkileşime geçemez ve onu sadece oda 302'nin gözetleme deliğinden bir duvardan görebilir. Beşinci öteki dünyada Güney Ashfield apartmanında bizim olduğumuz apartmanda Henry Walter Sullivan'ın ailenin kapısını çaldığını görür ve sonra ki zeminde kan kaybından ölür. Ölürken ölmüyor. Apartmanda Henry, Walter Sullivan'ın ölürken Walter'ın çocuk haline onu yetişkin halinden korumaya çalıştığı için teşekkür ediyor. Burası şey gibi yani, çocuk masumiyet gibi burada. Hani o korumaya çalışıyor. Aileen'in Aziz Jerome, Saint Jerome Hastanesi'nin öteki dünyasında buluyor. Yine 302 numaralı odaya taşınmadan 6 ay önce ortadan kaybolan gazeteci Joseph Schreiber'i anlatıyor. Yani gazeteci. Hastaneden ayrıldıktan sonra Henry ve Aileen kendilerini insan uzunları ve gölgeli figürler gibi garip nesnelerle dolu bir döner merdivenin tepesine buluyorlar. Her diğer dünya merdivenle birbirlerine bağlıdır ve Henry ve Aileen nihai gerçeği bulmak için merdivene inmelidir. Tamam. Dibine ulaştıktan sonra Joseph Schreiber'in hatırası olan geçmişin 302 numaralı odası ile karanlık uçurumunda bulurlar. Bakın şurada şu. Yani evet. Schreiber ile tanışır. Onlara Walter anlatır. Ve diğer dünyaların Walter'ın kutsal varsayım ritüelinin bir eseri olduğunu söyler. Oda 302'de yine Walter Sullivan'ın cesedini içeren mühürlü bir oda keşfeder. Gözükmüyor ama şu. Sonra diğer dünyada Frank Sunderland'in apartman odasını kilidi açar ve içinde Walter'ın Sunderland'in onlarca yıldır bir kutuda sakladığı göbek balığını keşfeder. Neden orada? Neden yani? Bir anlamsız geliyor oyunda ama aslında mantıklı bir sebebi var yine. Heyecan yapıyor hani işte. Evet. Odaya geri döndüğünde ise Walter cesedinin kaybolduğunu görür. Göbek bağıyla bir ilgisi var yani. Odaya geri dönüyor bakın. Bulduğu anda odaya geri dönüyor. Cesedinin altındaki siyah delikten ortasıyla çivili dönen bir mekanizmanın etrafını kanla kaplayan büyük bir odaya rastlıyor. Ayrıca odada 8 mızrak ve gövdeye benzeyen dev bir canavar vardır. Boss fight, yani final bu. Walter ölümlü olur ve ölür. Şimdi bu hikaye Walter'ın üzerine, değil mi? Bu kadar yani. Şimdi benim bir şeyim var. Anlayamadım. O yüzden uzun uzun. Şimdi bu hikaye Walter'ın üzerine, değil mi? Bütün diğer Silent Hill'lerden farklı bir yerde bu. Alakasız. Neden diyorsunuz? Benim bir teorim var ki Henry hakkında, yani yine Silent Hill 2 gibi. James'in mesela Silent Hill 2'deki kendisiyle ilgili şeyler görmesi gibi.
Ve yani seksüel şeyler görmesi, bunun için cezalandırma arzusuna odaklanması gibi düşünürsem ben burada. Henry'nin dairesine zorla hapsedilmesinin nedeni, o bizim odamız, katil tarafımız. Ve biz orayı kapamışız yani. Walter Sullivan olarak gözüküyor ama o Henry'nin katil kişiliği diyelim biz Walter'a. Katil tarafı. Bir delikten aynı izlemek mesela, o da şey olabilir. Gerçek yuva. Anne dediği anne karnı, yani kendi benliği. Walter 11. kurban. Mesela en son Henry. Çünkü zaten hikayenin yani en son kendisini öldürmek orada. Hani bu katil en son kendini de öldürüyor yani. Ama gerçekten işlenmiş. Yani şöyle diyelim. Hani bir kalkıyor işlenmiş. Bak her seferinde oyunun her seferinde öyleydi. Kalkıyoruz işlenmiş, kalkıyoruz işlenmiş. Cinayet mahallesine gezinmenin başka bir sebebi var mı? Yani her gezindiğimizde biri ölüyor yani. Yani asıl Henry katil burada. Çocuk masum tarafımız, hatta onu öldürmeye çalıştığı, yani onu da öldürmeye çalışıyor. Mesela en son şu sonda yani. Kötü son bu. Kötü sonda çocuk burada kapı çalıyor mesela. En sonda eğer iyi son alırsanız aileni kurtarıyorsunuz zaten. Ve çocuk kapıyı çalarken ölüyor, yere düşüyor ve kapı açılıyor. Burada şöyle bir anlam var. Yani Aylin ve muhtemelen, bakın, biz büyük bir ihtimal Aylin'i öldürmeye çalıştık. Ama olmadı. Yani içimiz istemedi bunu. Hatta bu kafa da tamamıyla şey yani bizim o hastanenin odaları. Kesinlikle bizimle ilgili. Bizim kafamız aslında bu. Aileyine yardım etmeyi seçiyoruz. Hatta şey, Walter Cynthia mı bu ya? Bu Cynthia mı? Onun elbisesine, yo o değil. Onu hatta bir canavar olarak görmek. Bak yine aynı şekilde. Yani Aileyine, bakın sonuna geliyoruz bir de. Bunların da anlamını bilmiyorum ben. Bunların ne anlamı var? Ya Aileyine öldürüyoruz ya Walter'ı öldürüyoruz. Yani ya eğer Walter ölmezse çocuk içeri giriyor buradan ve anne diyor. Yani anne burada katil tarafımız. Yani bu kapı o da katil tarafımız. Ama eğer Aileen'e dönersek katil tarafımızı öldürüyoruz. Ama gerçekten öldürüyoruz burada. O kendini kaşıkla öldüren o şey, büyük bir ihtimal ne biliyor musunuz? Büyük bir ihtimal bu yine Henry ile ilgili. O Henry'nin yetimhane olabilir o Jasper. Yetimhanedeki bir karakter olabilir. Cynthia belki metroda gördü, sevdi olabilir. Richard'la sorunlar olabilir. Andrew. Ve Frank de şey, müfettiş. Yani Frank'te bir bilgi var. O da olabilir bence. Odaya girdiğimizde yani Aileen'e döndüğümüzde çocuk ölüyor. Yani hep oraya bak. Çocuk hep oraya gitmeye çalışıyor. Çocuk hep kurbanlara yani bir son bir kez bakıyor mu artık ne yapıyor? Yani bir masum tarafı var. Burada da öyle. Başka nerede öyleydi yani? Hepsinde öyle. Çocuk masum tarafımız orada. Yani ayrı gibi duruyor. Bağımsız gibi duruyor ama yaşıyor yani Silent Hill. Oyun başlarken Alex Shepard adlı ağır toplar ve patlamalardan etkilenmiş bir askerin sedyeye bağlı bir şekilde harap bir hastanede tekerlekli sandalyeyle götürmesiyle başlıyor. Ki bu oyun canavarların neden diğer Silent Hill'lere göre korkutucu olduğunu da bence açıklıyor yani. Kardeşi Joshua Shepard'ı kovalıyoruz. Buradaki alternatif geçiş filminde gördüğümüzün aynı. Bundan esinlenmişler. Bundan çok şey esinlenmişler. Yine bir çocuğun peşinden bir asansöre doğru gidiyoruz. Yine bir asansör. Bir kabustan uyanan Alex. Travis Grady'nin kamyonunda yolcu koltuğunda uyanıyor. Bunun bir rüya oldu. Evet, şey değil. Yani kendi içlerinde biriler. Double Helix Games. Origin. Yani
Onları yapanlar birleştiği için evet, bunun bir rüya olduğunu fark ediyor. Memleketi Shepherd's Glen'e gidiyorlar. Oyun yine başta sadece geçmiyor, sonra oraya gidiyoruz. Yoğun ses benzese de yani değil. Çocukluk arkadaşı Al Holloway'in annesi Yargıç Holloway ile karşılaştığı sahnede kurucu dört ailenin Shepherd's, Holloway, Fitch ve Bartlett'ı görüyoruz ki bu dört kurucu ailede yine oyunda var. Eve vardığında bebeğinlerin fotoğraflarında kendi yok yani. Sadece Joshua var. Alex'in annesi Lillian'ı neredeyse katatonik durumda buluyoruz. Katatoni travma dolayısıyla günlerce, haftalarca hareketsiz donuk kalma demek. Hareket etmiyor böyle. Bal mumu gibi. Bodrum'da babası Adam'ın avladığı hayvanları kesmek için kullandığı odada geçmişten dönüşten sonra bir kasaba mezarlığında geçiyoruz. Kasaba mezarından geçiyoruz ve sonunda çocuk arkadaşımız Al Holloway ile karşılaşıyoruz. Polis departmanı dışında kayıp şahıs broşürleri asarken görüyoruz. Yani bir sürü şey kayıp var yani. Şeyde daha gizemleşiyorlar. Kasaba tamircisi Curtis'i görüyoruz. Sonra Bartlett ailesinin mezarına gidiyor ve burada bayılması neden olan bir saat buluyor. Kasaba ilgili semboller bulunca bayılma özelliği var ki bunu da büyük bir ihtimal yine anlatacağım. Oyunun sonuyla ilgili. Yani Alex ile ilgili diyelim bunlar. Kendine geldiğinde Joshua'nın gizemli bir şekilde komşu katına Silent ile götürüldüğünü öğreniyor. Orada erkek kardeşinin terk edilmiş bir otelde olduğunu görüyor. Joshua'yı binaya kadar takip eden Alex piramidi görüyor ve burada ona Boogeyman diyoruz. Ama piramide benziyor burada. Yani da piramide hatta. Ben piramide diyeceğim. Ayrıca otel odalarından birinde bir kadınla karşılaşıyor. Kadın otele dağılmış olan anlarını bulmak istiyor. Bunlar yine bizle alakalı herhalde. Bilmiyorum. Kadının olmadığını öğreniyoruz. Neden mesela? Bilmiyorum. Odanın içinde Alex Joshua'yı bulur. Ancak yerde bir delik ile ayrılırlar. Yani delikten düşüyor yine. Bundan sonra Alex Shepherd's Glen'in belediye başkanı Bartlett ile otelin başka bir yerinde büyük dairesel bir serada karşılaşır. Sera yani greenhouse. Alex Bartlett'ın oğlu Joey gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu öğrenir. Oyunun sonuyla alakalı bu. Ve canavar Sepulcher'in yerdeki bir delikten çıkıp yutar babası. Evet. Spoiler verdim. Alex uyandığında kendi bir hücrede parmaklıklar ardında kitle bulur. Bu yaşananlardan bağımsız gibi dursa da değil. Kasaba polisi Wheeler'dan ayrılıp El ile karşılaşıp kanalizasyona geçerler. Ay yine bir kanalizasyon. Dr. Fitch'i aramaya kurulur. Bir bebek koleksiyonu bulduğu klinikte yine bir kutu açılınca kutular çok var bu oyunda. Scarlett'ın travmasına giriyoruz. Dr. Fitch kendini keserken görüyoruz ve Fitch'in kızı kendi kanından olan kocaman bir oyuncak bebek olup babasını yiyor. Silent Hill 4'teki, yani şimdi niye bunları görüyoruz? Yine Silent Hill 4'teki cinayet mahallinde dolaşan Harry gibi yani Alex'te. Nedense. Nedense ama. Gördüğümüz çocukları öldürenler ölüyor ya. Bence Alex intikam alıyor yani. Ben burada anlamıştım yani oynardı. Ama biz bunu canavar olarak görüyoruz. Ardından belediye binasında bir tören ancağı bulup yeraltı geçtiğinden kurucu dört aynı portrenin bulduğu mezarda evinin diğer kapılarının kilidini açan anahtar olduğunu keşfediyoruz. Sonra tavan arasında Joshua'nın aile yüzünü verdiğini öğreniyoruz. Yine pek önemli değil. Bu bir mektubu annesine sorarken tarikat üyeleri kaçırıyor. Ve kaçırdığı sırada öteki dünyaya geçiyoruz ve onları öldürüyoruz. Yine Alex'in kafası gibi yani. Hani bence öyle. Tehlikeli bir Alex bence. Hani bir sebebi var yani.
Sanki. Aile üyelerinin her birinin geçmişini ve suçlu vicdanlarını içeren bulmacalar çözüyormuşuz. Aile Alex, El ve Wheeler ile tekrar buluşur ve evden kaçan herkesi kurtarmak için Silent ile gitmeleri gerektiğini belirtir. Yani kayıp çocuklar nedense Silent ile gidiyor. Tekneyle seyahat ederken tarikat yine onlara saldırıyor ve yine bir cezaevine götürüyor. Kesinlikle Alex ile ilgili bu yani. Bu söylemekten yoruldum ama yani bence Henry de hapiste girmişti yani. Ki Downpour'da da zaten hapisten başlıyoruz. O daha yine bu kıvamda, bunlar uzun kıvamında ben. Teşkilat üyelerinin hücre hapishanesini bloğunda bir kadın almaktan bahsettiklerini duyuyoruz ve hapis hücresinde annesi karşısına çıkıyor. Lillian çarmıha gerilmiş haç şeklinde bir işkence aletiyle ölüyor. Bunun dinle bir ilgisi olabilir mi? Olabilir yani, olabilir. Ya da annesi hapse düştü ya da annesini kafasını hapishane olarak mı görüyor? Öyle de olabilir. Alex'in acısına son vermesi için yalvarır. Ve oyuncuya bunu yapıp yapmama seçeneği sunulsa da her şekilde zaten ölmesi. Yani burada şey yani bu. Duygularına söz geçiremiyor yani. Her halükarda ölecek. Kafasında zaten öldürmüş ki. Yine ailesini öldürmek. Yani yine bence benim tezimi yani Alex suçlu olduğunu düşünüyorum ben. Muhtemelen yani. Burada babasıyla öyle değil ama burada öyle gibi duruyor. Alex Wheeler ile tekrar buluşur ve hapishanenin öteki dünya versiyonunda seyahat etmeye devam ederler ve Ellie'nin annesi yargıç Holloway'i bir sandalyeye bağlı bulur. Alex onu serbest bırakır ancak korkunç bir canavar Wheeler'ı duvardaki delikten yakalar. O bildiğin delik yine kadın organı gibi yani. Koruyucu olduğunu düşünüyorum Wheeler'ın. Judge Holloway'de burada bir ima var yani. Hani bir şekilde koruyucumuz off oluyor. Yani belki bir kadın tarafından off oluyor. Yani dışarıda oluyor yani. Olabilir. Öyle bir ima olabilir. Acaba kandırılıyor mu? Canavar asfiksiyayı yendikten sonra dışarıda bir kilisede Joshua'yı ararken bir günah çıkarma kabininde bir adamla karşılaşıyoruz. Bu Silent Hill 3'te. Söylemedim herhalde. Söylememiş olabilirim. Bu konuşmada Alex'in babası, yani yine onun gibi yani bu. Orada da şeydi o. Yani kendisini kurtarırsanız oradaki kadını, o günah çıkarma kabindeki kadını, yani yine oyunun sonunu etkiliyordu. Çünkü Claude'yi affetmiş gibi bir şey oluyorduk. Kendi çocuğunu öldürmüştü orada. Ve günahları için af diliyordu. Claude'yi affetmiş gibiydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Burada da o var. Ama burada her şekilde yine babamız ölüyor yani. Bu konuşmada Alex'in babası kendisinin ve karısının Alex'e davranış şekli için af dilediği ima ediliyormuş. Oyuncuya daha sonra bu kişiyi affedip etmemesi şey sunuluyor. Aynen Silent 3 gibi. Sonra burada babasını bağlı şekilde buluyoruz. Bu konuşma ilginç, bu babasıyla arasında olan konuşma. Çünkü yine bir aslında yani oyunun en başını biraz doğruluyor bu. Bildiklerimizden farklı bir şey söylüyor. Alex'in asla bir asker olmadığını, halbuki oyunun başındaki savaş sırasında aldığı yaralar nedeniyle hastanede olduğunu düşünürken aslında akıl hastanesinde olduğumuzu söylüyor. Sonra Boogeyman görünüyor ve piramit görünüyor ve kesiyor baba. Babanın vücudunu ikiye bölüyor. Alex uyandığında bir odada sandalyeye bağlı bulunuyor. Bu yine akıl hastanesi gibi de yani. Olabilir mi diye düşünüyorum. Olabilir. Judge Holloway. Yani Judge burada
bir gariplik var aslında. Çünkü tüm çocukların ortadan kaybolmasının bir ritüel parçasının olduğunu söylüyor. Hani 4 gibi düşünüyorum. Aslında Silent Hill birim bile teması çocuk yani. Ama orada farklıydı. Burada Shepard's Glen'in The Order'ın işlerine ve onların iblis ibadetlerine katılmak Silent Hill'den 4 aile tarafından kurulduğunu, Silent Hill'in ayrılmalarına bir şartla izin veriliyor. Her 50 yılda bir 4 aileden her biri bir çocuğunu feda etmek zorunda. Bu fedakarlık o zamandan beri Shepard's Glen'in Silent Hill'de şimdiye kadar hissedilen sıkıntılarından koruyor. Bu sisi de açıklıyor bu şey. Orada yaşananın bir benzeri gibi. Yani öyle bir bağlamaya çalışmışlar. Ailelerden üçü fedakarlık yaparken Shepard'slar bunu bozuyor. Belediye başkanı Bartlett oğlu Joey, Dr. Fitch kızı Scarlett'ı ve yargıç Holloway kızı Nora'yı kurban ederken baba Adam Shepard Alex'i seçiyor ama anlamsızca, anlamsız bir gölgesinde anlamsızca ölmesiyle iş değişiyor yani. Bu yine bu saçma ölüş yani bu gerçek değil gibi de. Bence. Curtis tarafından işkence gören Eli kurtarıyoruz ki bizim kafamıza vurmuştu Curtis. Wheeler'da bıçaklarla dolu bir sandalyeye bağlı buluyoruz. Bu karakterin hani burada bir anlamı var mı mesela? Bu sefer de yine off bu karakter. Yine dışında. Bir anlamı bilmiyorum. Ama kesin vardır yani. Oyunun sonu kurban edilen dört ailenin mezarında Amnion adlı örümceğimsi yaratığın canavarla savaşıyoruz ve bitiyor. Bu amniyotik sıvı hamlelerin amniyotik kesesinin içerdiği koruyucu sıvı. Büyüyen fetüs için bir yastık görevi görmektedir. Yani evet yine canavarla ilgili. Bu sıvı yine hayali yani burada. Kardeşi çıkıyor çünkü içinde. Yani şurada kardeşi var. Onu kaldırınca yani Joshua, gerçek Joshua ortaya çıkıyor. Yine boğulma da olabilir sebebe yani. Hani sıvının içinde boğulma da olabilir. 5 farklı son var. Biri ilginç. 2 piramit et Alex'in kafasına içinde dikenlerle olan bir piramit takıyor. Yani kendisinin yargıcı olurken ölüyor. Aynı zamanda ve kalkıyor yani yine bir piramit hede dönüşme. Gerçek adalet bence gerektiği zaman değil yani her zaman tarafsız olmak için kendi fikirlerini katmaman lazım bence. Yani ölü olma, ölü gibi bir şey olma. Hani kendimi katmamam lazım. Bu da nasıl olabilir? Çünkü her zaman bir pencereden bakıyor insan. Nasıl olabilir yani? Ama öldürerek yani gerçek manada öldürerek burada olabilir. Yani piramidin anlamı o bence. Bu yine piramidin bu Mısır şeyleri olabilir mi acaba ya? Bir bakayım mı ona? Piramidin ezoterik bakımından yani bu. Şekilsel olarak neyi sembolize ettiğini anlamak için önce bu geometrik şekli parçalanmak gerekir. İki kısım oluşur. Temeli kare, yanları ise tepede birleşen 4 adet üçgen. Ezoterik semboller lisanına göre daire ve kare sembollerinin birbirini tamamlayan anlamlardır. Kare, daireden türetilmiş ikinci bir semboldür. Ancak karenin ikinci bir sembol olması anlamı değiştirmez. Tamam. Kare, maddesel alemin varoluşunu simgeler. Temeli kare olan yapı, kutsal mimaride üçgenle yükselmek zorundadır. Üçgen kozmik hiyerarşinin sembolüdür. Konik bir yükseliş gibi demiş. Yani piramit şekli kozmik mabedi, spiritüel, maddesel alanlarıyla birlikte kozmik hiyerarşik varoluşu sembolize etmektedir. Piramitin üst tepe noktasından aşağıya doğru kozmik veya spiritüel bir kaynaktan tesirin aşağı inişi ve kozmik hiyerarşiyi sembolize eder. Tepe noktası ilahi kelamı. Kozmik ve spiritüel kaynağın merkezini, tabanı ise esirin hedefi olarak olan mekanı temsil eder. Piramidin tabandan yukarı doğru çıkışı ise varlığın kozmos içindeki yükselişini,
evrimin, evet, ruhsallığa doğru ilerleyişinin geldiği kaynağa geri dönüşünü ifade eder. Silent Hill bir üçgen değil midir? Onu aklıma geldi şu an. Bunu okuyunca. Neyse. Bizde çok bir şey yok. Bak yine aynı olay yani. Bu Silent Hill 2 gibi yani. Bu spin-off'lar 2-4. Bu da. Ve Downpour da öyle. Bütün karakterler Alex. Aslında hepsi öyle ya. Yani hepsi öyle. Bütün karakterler Alex'in kafasında. Yani hepsini aynı şekilde yorumluyorum fark ettiyseniz. El mesela yine Umut olabilir mi? Bize silah verip sonra da ele saldıran adam, tamirci olan yani, katil tarafımızdan biri. Aynı şekilde Elin annesi Yargıç Holloway de olabilir öyle. Ama niye yargıç orada? Kurucu aileler. Bence Shepherd Glen ya burası. Yani Silent Hill değil burası. Aynı şekilde Silent Hill 2 gibi ama oradan farklı bir yerde geçiyor. Silent Hill 4 gibi bir teması var. Karakterin derinliklerine iniyoruz. Ama James gibi apaçık değil onlar ya. Hani bu daha üstü kapalı. Ya da sallıyor da olabilirim. Teori yani bunlar teori. Bence her bir aile çocuklarının öldürme olayı yine Alex'in ailesinin ona hep kötü davranıyordu. Onun bir yansıması olabilir mi? Hepsi aynı mı aslında? Hepsi zaten Alex'in bir şeyiyle mi ilgili? Olabilir. Mesela Alex deliye düşüyor. Bakın, bakın. İlkinde, şu ilkinde Sera'da. Nerede o Sera ya? Yani şu deliye düşüyor. Bakın. Niye deliye düşüyor yani bu? Canavarın adı Sepulcher. Mezar demekmiş. Ve Alex deliye düşüyor. Ölülerin mezardan kalkıp saldırması, yaşadığı suçluyla yüz yüze gelmesi. Ama ölen babamız aslında. Ama ölen anne babamız. Bence öldürdüğümüz kardeşimiz olabilir. Scarlet mesela kırmızı demek ya. Ve kanından çıkan bir canavar şurada kanından çıkıyor. Yine kan bağı. Dr. Fitch ile ilgili gazetede sele kapılan okul otobüsünde Alex'i kurtardığını yazıyor. Yani bunu ben oturtamadım. Bize yardım eden birini neden öldürelim? Holloway'in bağlı olduğu yerdeki canavar Asipixia. Nerede o? Evet şu. Nefessizlikten boğulma demekmiş Asipixia. Yine polis Wheeler'ı kadın organı ile yakalaması. Yani bence polis orada şey ya, koruyucu. Delikten düştükten sonra kendimizi hapishanede görüyoruz. Yani irade kapatıyor bizi oraya. Hani gerçekten gerçeği gördüğümüz an kapatıyor bizi. Bence öyle bir şey. İrade gibi. Koruyucu bir şey. Ve yine aslında orada bak şurada kendisini ikna ederek yine oradan çıkıyor. O da olabilir mantık. Yargıcı oradan kurtarmanın da bir anlamı var. Aynı Curtis'in katil yanımız olması gibi. Burayı ayakta tutmaya çalışıyor bence. Dört kurucu ailenin her biri bir düşünceyi temsil ediyor bence. Yani hepsi. Hani bu ve bu noktadan bir noktadan sonra Alex öldürerek bizim gerçeği gerçekten gerçeği duymamıza izin vermiyor. Ama niye yargıç yani? Niye yargıç ya? Bilmiyorum. Ya vicdan mı bu yani? The History of Glenn's Shepherd notunda öyle yazıyormuş bak. İdealler üzerine kuruluyor. Ve Alex'in kafasında burası kocaman bir suçluluk. Bence de öyle. Bence böyle yani. Bence evet. Downpour. Yani hepsi yine Silent Hill 2 temasında. Hepsi bir karakterle ilgili. Bence başarılı ya bu. Yani aynı başarı değil bakın. Bence burası çok önemli. Aynı konuyu tekrar işlerken anlatım biçimi ve teknikler görünürde kalıyor açıkçası yani. Hani biz sadece onu görüyoruz. Yani bir şey anlatıyor ama hem anlatıyor hem teknikler başarılı. Oh. Silent Hill 1-3 Origins. Yani buralar da öyle yani. Evet. Birbirinden farklılar hepsi. Shattered bile farklıyken ya. Bence bilmiyorum bravo. Hikaye yazdığı yol gibi geliyorlar bana. Bir suçlu olan Mark Pendleton.
Ryle eyalet hapishanesinde memur Sul ile ıslah memuru yardımıyla memur Sul adlı ıslah memur yardımıyla duş odasını eskiden komşusu olan Patrick Nafiero dövmesiyle başlıyoruz. Çıkan isyandan sonra Wayside maksimum güvenlikli hapishanelere gönderiyorlar. Ve yolculuktayken otobüs kaza yapıyor. Yine bir kaza, yine bir tepeden aşağı inerek başlama oyunun başlığıyla alakalı tabii ki. Murphy kaçıyor ve Anne de oyun boyunca onu yakalamaya çalışıyor. Buradaki düşüş çizgi romana bağlanıyor. Yani Murphy devam ediyor. Saint'in eteklerinde ürkütücü derecede sakin bir postacı olan Howard Blackwood'la karşılaşıyor. Bu adam Book of Memories'e de var. Bu konuşma esnasında Murphy yakındaki bir evin penceresinde tekerlekli sandalye bağlı gizem bir yaratık görüyor. Ardından terk edilmiş Devil's Pit lokantası mutfağında bir gaz sızıntısını kapatmaya çalışıyorken yangın çıkıyor. Ve lokantası dolu bir cehenneme dönüşüyor. Etrafındaki her şey hızla hemen boşluk ile karşılaşıyoruz. Biraz farklı bir oyun. Şehirde gezerken yani çoğu alternatif görevi de yapabiliyorsunuz bu arada. Buradan başlıyoruz yani görev yapmaya. Bu boşluğun ve şeyin garip bir şeyi var. Bu anlam var. Sonra geleceğim ona. Murphy kaçan başka bir mahkum olan Sanchez'i çaresiz bir kadına saldırırken buluyor. Ancak kadın Sanchez'in boğazını keserek onu öldürerek Screamer'a dönüşüyor. Bir polis kıyafeti buluyoruz. Telefeli geçtikten sonra eski bir tur rehberi olan John Satter ile tanışıyoruz. Madenlerde bulunan ve ona şehre götürebilecek vagon trenlerinden bahsediyor. Mağaralarda bulunan şeytan çukurunda 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bir tren kazasını iş başında içki içmesini sebep olarak gösteren bir gazete yazısı buluyoruz. Hemen sonra gözetleme demin üzerinde John atlıyor. Bu neden yani bilmiyorum. Bu niye var burada bilmiyorum. Yani yine mağaralar hakkında mı acaba? İçkiyle mal hakkında ne bileyim, anlamsız. Murphy'nin mağaradaki yolculuğu onu öldürmeye çalışan canavarların yaşadığı cehennem gibi bir tura dönüşüyor. Burada Silent Hill'in maden çıkarmak için kullanıldığı dönemi yine oradan zaten. Murphy burada Anne ile tekrar karşılaşıyor. Rosetini fark ediyor. Önceki sahibini tanıyor burada. Yine bunun yine bir anlamı var. Murphy'ye onun gibi insanlar yaşamayı hak etmediğini ancak bunu yapmaya kendini alamadığını ve bunun yerine gözyaşlarına boğulduğunu söylüyor. Anlamsız. Şehirde yine gezebiliyoruz yani. Yine söyleyeceğim. Silent Hill 4'ün odası var burada, evet. Yağmur yağmaya başladığında terk edilmiş Hillside apartmanına sığınıyoruz. Radyoda DJ Robby Riggs, Murphy'ye özel olarak yapılan şarkı isteklerini ve dinleyen herhangi birinden yardım için sessiz ricaları duyuyoruz. Murphy bina buluyor ve girişe iliştirilmiş şartlı tahliye belgelerini buluyor. Bu da Ryle hapishanesinde bir geri dönüşe neden oluyor. Murphy, Sewell ile açılış sahnesinden tecrit edilen mahkum, Patrick Nafier'i öldürme anlaşmaları hakkında özel bir konuşma yapıyor gibi görünüyor. Sewell'le yaptığı konuşmanın doğası hakkında sorular soruyor ancak Murphy sorudan kaçınıyor. Coleridge, Murphy'ye Sewell ile yaptığı konuşmanın doğası hakkında sorular soruyor. Ancak Murphy sorudan kaçınıyor. Coleridge, Murphy, mevzu ulaşırken dikkatli olması konusunda uyarıyor. Çünkü anlaşmalar diğer katılımcılar için pek iyi sonuç vermeme eğiliminde. Coleridge'in Murphy, Ryle'dan erken salıvermesine yardımcı olmak için önemli bir çaba gösterdiği, çünkü Murphy'nin gerçekten iyi bir insan olduğuna inandığı ortaya çıkıyor bu gereksiz konuşmalar. Coleridge ayrıca Murphy gibi adamın neden sebepsiz yere polis arabasını çalmak gibi bir şey söylüyor burada, ama yine yani Murphy'nin hırsız kişiliği de ortaya çıkıyor. Coleridge ayrıca geri dönüş sona eriyor ve Murphy binanın için DJ'lik sarmaya devam ediyor.
Murphy Senantal binasının katlarını çıkarken başka bir Ryla Psensi vizyonuna sahip. Bu vizyonda Murphy, Nafir öldürme planını uygulamaya karar vermiş olan memur Sewell'in ofisine konuşuyor gibi görünüyor. Değişimler sırasında Sewell anlaşmalarının ayrıntılarını gözden geçiren uğursuzca Murphy'ye bana bir tane borcusun diyor. Sewell ayrıca Murphy'nin polis klozeti çaldığını ve hapishaneden Patrick Nafir ile yüzleşmek için kendi tutuklandığını ima ediyor. Oyunun başında bulduğumuz polis kıyafeti büyük ihtimalle bu yani. Ve yine yaşananları Silent Hill'de yani yaşananları Silent Hill'de yaşıyor gibi bir durum var burada da. Murphy Lex'i buluyor ve radyo istasyonu çok uzun süre çalıştığını ve yardım beklediğini açıklıyor. Murphy'ye yat limanına yanaşmış bir tekneden ikisini de kasabadan kaçmak için kullanabildiğini söylüyor. Onlar gitmeden önce Anne bir kez daha Murphy'yi tutuklamaya kararlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Ancak Riggs'in kuralları çiğnemesi için bariz bir ceza olarak Screamer stüdyoyu pusuya düşürüyor ve onu hem de Annie. Bina hapishane benzeri bir öteki dünyaya dönüşürken yapayalnız kalıyor ve boşluktan kaçıyor. Wheelman'le tekrar karşılaşıyor ve binanın saat kulesinden aşağı düşüyor. Bu saat kulesi de bana şeyi hatırlattı. Charlie Chaplin'le. Onu hatırlattı. Evet. Yani karmaşa bir oyun bu ya. Nasıl açıklayacağım? Yani bilerek okuyorum yani. Bu anlatılacak bir oyun şey değil yani. Gerçekten değil. Konu karmaşık işlenmiş yani. Büyük ihtimal yine hepsi Murphy ile alakalı. Sis dünyasında bankta uyuyan Murphy kendini Saint Maria Manastırı'nda bulunmasını talep eden yine gezebiliyoruz da burada. Saint Maria Manastırı'nda bulunmasını talep eden bir mektup veren Howard'la tekrar karşılaşıyor. Ay. Yani adam bize hep yol gösteriyor yani. Murphy mektubu kabul etmeyi reddediyor. Ancak Howard bunun ne istediğiyle ilgili olmadığını açıklıyor. İlginç bir adam bu. Hem bize bir yol gösteriyor. Gittiğinde bir rahibe bulabildiğimiz tek aile sizsiniz dediği yıkık manastıra geliyor. Bu yine filmdeki yetimhane gibi daha önce. Yataklar, okul var, morg bile var yani nasıl bir yer? Kompleks bir yer burası. Murphy manastırı harap durumda buluyor ve morga alternatif bir yol izlemesi gerek. Kilitli kapının penceresinden küçük bir çocukla karşılaşıyor. Oğlan kapıyı, yani bizim çocuğumuz bu. Oğlan kapıyı açmayı reddediyor çünkü adı açıklanamayan ağlayan kızın dediğine göre Murphy'nin öcü olduğuna inanıyor. Öcü ortadan kaldırmak için yani yine Laura gibi de bu. Bence Laura gibi. Öcü olmadığına inandırmak için Murphy. Bunu kanıtlamasının tek yolu manastır yetimhanesindeki çocukların öcüyü ortadan kaldırmak için okudukları şiir. Şiirin parçalarını toplamak için manastırda gezinirken tiyatro salonuna gidiyor. Hansel ve Gretel oyunun adı. Geçmişe dönüşler Murphy'nin oğlunun öldüğünü bize açıklıyor. Burada Hansel ve Gretel neden? Eve dönerken kaçırılıyordu. Onun yani çocukla ilgili var herhalde burada. Bir anlamı şey yapamadım. Hani bir cadı var mesela. Yok cadı. Cadı değil mesela. Patrick öldürmüştü çocuğumuzu. Neden? Bir alakası yok gibi duruyor. Gölde boğulduğunu evet ortaya çıkarıyor. Bu da Murphy'nin öteki dünyada tekrarlanan su temasını da açıklıyor. Evet, doğru. Bu noktada oğlunun ölümünden Patrick Nafir'in sorumlu olduğu da ortaya çıkıyor. Bu Murphy'nin çocuk tacizcileri ve katili için güçlü küçümseme duygularını doğuruyor. Kapıya, kilitli kapıya geri geldiğimizde gerçek öcü odada beliriyor. Ve yavaşça çocuğa yaklaşıyor. Murphy şiiri okusa da ancak öcü onu tamamlayamadan onu öldürüyor.
çocuğu atıyor. Bir parmağı maskesinde gidiyor. Murphy susturur aynı zamanda. Bu da Murphy de susuyormuş. Bence bir alaka yok. Kapının kilidi açılır ve Murphy oğlu Charlie biçiminde olan çocuğun başındayken Charlie'yi öldürmekle suçlayan genç bir kız tarafından kesintiye uğruyor. Koşuyor ve Murphy öcünün onu da alacağından korkarak peşine düşüyor. Sonunda Murphy girişteki rahibe kapalı bir sedyenin yanında dururken morgda kendini buluyor. Evet, öcü bu ve yani kanlı bir kapıdan geçiyor biz orada. Onun sebebi işte. Bu şey de yani sanki şey gibi, en gibi bu kız. Masumiyet orada yine. Murphy ona bir hata olduğunu, oğlunun yıllar önce gömdüğünü söylese de rahibe herkesin kendi tarzına yas tuttuğunu söyler yine tema ile ilgili. Ve sedyeden çarşafı alarak altında ölü öcü ortaya çıkar. Öfkelenen Murphy canavarının oğlu olmadığını haykırır. Ne? Canavarın oğlu olmadığını. Bu bir katil. Ancak rahibe Murphy'nin onu kendisinmiş gibi kabul etmesini ısrar eder ve intikamın tehlikeleri Murphy'nin peşinden koşarak kendisine koyduğu yol hakkında sakince bilgilendirir. Murphy, Patrick Duffy'ye yaptıklarının hiçbir şey çözmediğini kabul eder ancak yine de davranışını rasyonelleştirmeye çalışır. Bakmayı seçerse cevapların tam onun ne olduğunu söyler. Murphy, boynundaki özgürlük etiketli gümüş anahtarlık bulunan ve Rix'in kayıp tekne anahtarını bulur. Rahibe eğer isterse öcüyü kendisiymiş gibi kabul ederse onların onun olduğunu söylüyor. Murphy anahtarları alıyor, öcü canlanıyor ve saldırıyor. İkisi de bir göl kıyısında savaşıyorlar. Öcü kendi çekiciyle yendiğinde kendini morgda Boogeyman'in ölü ve sandalyede maskesi olarak buluyor. Yüzü bir Murphy oluyor, bir Nafier oluyor. Böyle gidip geliyor orada. Charlie belirir ve babasının Boogeyman'in yendiğini için tebrik eder. Murphy geçmişteki eylemlerin suçunu hafifletmek için bir şey yapmadığını kabul ettikten sonra oğluna bunun önemli olmadığını ve onu geri getiremeyeceğini söyler ve Charlie bunun onun hatası olmadığını söyleyerek onu teselli eder. Nafier Boogeyman şeklindedir ve ondan da özür diler ve göz kapaklarını kapatır. Bu görüntünün çözülmesinde ve yalnızca anahtarların geride kalmasına neden olur. Murphy morgdan ayrılmadan önce elini özgürlük kelimesinin üzerinde gezdirir. Tekne anahtarlarıyla lağım yoluyla manastırdan çıkar ve yat limanına varır. Rix teknesini çalıştırır ve Stanton ayrılırken Anne arkasına belirir, kafasına silah dayayarak ona tekneyi döndürmesini ve Stanton dönmesini emreder. Bu Anne hani yani bizim gerçekten yüzleşmemizi sağlayan biri mi gibi düşünüyorum. Murphy geri dönmeyi reddeder ve ona beni vurabilirsin der ve en tetiği çeker. Bu geri dönüş Murphy'nin Nefier ile yüzleşmesinden bir süre sonra Mavis Sewell ile Murphy arasındaki hapishanede bir toplantıyı gösterir. Sewell, Murphy'nin Nefier ile görüşmeyi kendisinin ayarladığını ve başka yöne baktığını hatırlatır ve Murphy'nin bu iyiliğine karşılık verme zamanı geldiğini, Sewell Murphy'ye işinin Sewell'a hak ettiğini iddia ettiği mahkum olduğu varsayılan isimsiz bir kişiyi öldürmek olduğunu söyler. Daha sonra o akşam hapishanede bir isyan olacağını, Murphy'nin bu kişiyi bulacağını, duşlara kaçmasına izin vereceğini açıklar. Murphy Overlook hapishanesinde bir hapishane hücresinde uyanır. Ve Wheelman parmaklıkların hemen dışında oturmuş onu seyreder. Birkaç saniye sonra gider. Ne gerek var bu cümleye? Kapılar açılır. O gidince kapılar açılır. Duşta birisiyle buluşmasını söyleyen kendine yazılmış notu bulur. İçeride kan havuzu, bir hapishane gövdesi, yas polisi rozetini ve çanta suç mahalli kanıtını gösteren dört olay yeri işaretçisi vardır.
Dördünü inceledikten sonra arkasından bir ses, ardından bir el freni parıltısı gelir. Murphy yaklaştığı anda kapanan ışığa yaklaşır ve kapıların altından kan sızmaya başlar. Onları açan Murphy, zemin ortasında duran torbalı gövdeye sahip. Başka bir duş bölümü bulur. Oyunun başındaki sahneyi kastediyor olabilir bu. Bence. Murphy bedene yaklaştıkça etrafındaki dünya öteki dünyaya geçer. Murphy düşmanlardan ve boşluğun bir kez daha kaçarken hızla içinden geçer. Ne bu ya böyle? Sonunda önünde dev adalet terazisi. Ay. Bunu mu anlattık biz ya? Yani yine isyan. Bu da şey gibi yani. İki köpek. Yani Murphy'nin kullanılışı mı burada acaba yani? Olabilir. Evet, adalet terazisi. İki dev adalet terazisi. Asılı olan büyük bir kapıya ulaşır. Murphy hapishane gövdesini suç mali delil torbasına yaz rozetinin tek bir terazi yerleştirir ve kapılar açılır. Mahkeme mi bu acaba? Olabilir. İçeride platforma ve hapishane hücreleri çevrili oyun boyunca Murphy'ye musallat olan Wheelman'in çok daha büyük versiyonu vardır. Canavar hızla düşman olur ve Murphy odanın etrafını koşarak canavarı yenmek için dev bir yaşam destek tüpünü çıkarmalıdır. Wheelman yendikten sonra Murphy canavar vücudunun zayıf versiyonu ölü olarak yatarken kendini duşta bulur. En girer ve Murphy'nin yaptıkları karşısında dehşete düşer. Kafası karışan Murphy aşağı bakar ve Wheelman'ın cesedinin yerine Murphy Sue ile sosyalleşmesi konusunda ısrarla uyarmış olan Ryan'dan gelen arkadaş canlısı polis memuru Frank Coleridge'in cesedine dönüşür bu. Bu geçmişe dönüş Murphy'nin hapishane isyanlı olduğu gece duşlara girdiğinde arkasına gizlenmiş bir hapishane sapıyla silahlandığında onu bekleyenin Frank Coleridge olduğunu ortaya koyar. Coleridge, Sewell'ın onun orada buluşması gerektiğini söyler. O sırada Murphy'den habersiz olan Coleridge, Sewell'ın Ryle'da yürüttüğü şüphesiz tutuklanması ve ardından hapse atılmasıyla sonuçlanacak olan yasa dışı faaliyetlere ve ihtilallere tanık olarak Mary Sewell'ın bir iç soruşturması için ifade sunmayı kabul etmiştir. Bu noktada Sewell odaya girer ve Murphy, Coleridge'i öldürmeye ve pazarlığın sonunu desteklemeye ikna etmeye çalışırken Coleridge, Murphy silahını düşürmesini ilan etmeye çalışır. Günümüzde Anne, Coleridge'in babası olduğunu söyler yani oyunda. Murphy onun iyi bir adam olduğunu ve polis olmak için onun izinden giderek bile onun idolleştirdiğini söyler. Ayaklanmanın olduğu gece Frank saldırıyordan sonra bitkisel hayata girdiğini, öldüğünü, öldüğü güne kadar tekerlekli sandalye ve yaşam desteğine bağlı olmak zorunda olduğunu anlatır. Anne, Sewell'ın babasının ölmesinin rolünden habersizdir. Bu yüzden Murphy babasının kötüleşen fiziksel durumunda her baktığında bir canavar olarak gördüğünü söyler. Daha sonra Murphy'nin muhtemelen kendisini öldürebilmesi için çalıştığı hapishaneye transfer edilmesini sağlamak için ipleri çekmek, iyilik çağırmak ve hastalıklı şeyler yapmak zorunda olduğunu anlatırken önünde Boogeyman'e dönüşür. Anne konuşmasını bitirdikten sonra Murphy vurur ve Murphy de onu Boogeyman durumunda takip eder. Sağ çıkmasına oyun boyunca attıkları ahlaki seçimlere göre en öldürme ya da kurtarmaya karar verip vermemeye bağlı olarak savaşın sonucu Murphy'nin kaderi değişir. Oyun yordu. Yani kendini açıklıyordu aslında.
bütün olup bitenler bu koskoca şehir Murphy. Şehirdeki küçük görevlerde Murphy'nin suçları olabilir. Büyük bir ihtimal. Bir tanesinin aile katliamı vardı. Mesela önce olaya tanık olduk. Sonra öcünü aldık gibi bir durum var orada mesela. Onun gibi de. Yani hepsi Murphy ile ilgili. Şu son yani çizgi romanlardaki lakayt tavır yani. Yine Murphy suçlu. Kendimizi affediş de olabilir bu ya. Öyle de olabilir. Ve kendimizi affettiğimizde en bu adamı öldürmeye gidiyor. Yine burada da bir şeyler var gibi ama çok ya bilmiyorum bu oyun. Karışık bir oyun yani. Şimdi bitti bizim bu. Sadece spin-off'lar var. Bu şey Mobile DX miydi? Şey bile yok yani. Hani kapağı bile yok. Bu kadar gereksizler bence. Bence sadece The Book of Memories, onu da okuyacağım yani. Book of Memories alınan garip bir kitapla başlar. Bu kitabın içinde karakterin tüm hayat hikayesini yazılır ve karaktere göre değişen bir bölüm. Her bölgenin başlangıcında Valtiel var burada. Ve görevi tamamlamak isteğe bağlı. Derek ile başlıyoruz. Yangın, ateş. Bir et kafesi ölüm gibi uykuda asılı kalır. Yumurtlaması tarafından boğulmadan önce onu çabucak kes. Yine Dagger of Melchior var. Derek yakın zamanda kahramanı büyük bir terfi için döven kahraman iş arkadaşlarından biridir. Sorumlu, başarılı bir kişidir ve zor görevler asla geri adım atmaz. Ancak sıkı çalışması öykü ödülle sonuçlanmadığında hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Bölümde online. Latin Matthews, dünyaları dağılmış, lanetlenmenin bedelini ödeyerek doğal olmayan yetenekler kazanmış yaratıklar. Bu bölgeye düzeni sağlamak için ilerçlikleri bulun ve yok kasabı yen. Hafızasını sonsuza kadar kaybetmesi için Mira'yı bu yeraltı labirente güvenli bir şekilde yönlendir. Vial of Val Crisim. Katie kahramanın eski lise aşkıdır. Şu an üniversitede okusa da zorlu bir dönemden geçen Ted Baker adlı bir öğrenciliğe çıkıyor. Matthew Collins, kahramanın eski lise aşkı, üniversitede okuyor. O da eşliğiyle çıkıyor. Graham, Işık, Valtiel misyonu kan ve ışık arasındaki mücadelede ilk ölenin stil olmasını sağlar. Karanlık cellat, bıçakla buluşarak ustanın planı dikkate almadan katlediyor. Planın kafasını yok etti. Graham Reynolds, kahramanın eski bir aile dostu. Memur Reynolds mahallede polis arabası oturuyor ve kahramanın evine izliyor. Reynolds görev gereği hizmet ettiği polis teşkilatına güzel bir örnek. Ancak şu anda hiç iş soruşturmaya tabi tutulduğu üzerinde zor anlar yaşıyor. 50'de Reynolds'ın ilişkisinden uzak krizde. Yani anlatabildiğini düşünüyorum. Yine alakası var mı oyunla? Trent eşli su. Bu duvarın içinde bir kanser büyüğü ve beraberinde solucan ve bas getirir. Deniz kızı kalbi kolye. Bu duvarın içinde kendi etiyle bağlı eziyet görmüş ruhlar var. Sefaslerine son ver. Deliği iyileştir. Trent fırıncı. Trent, Katie'nin kıskançlık ve çaresizlikten kurtulmanı taciz etmeye başlayan ve Katie'ye geri döndürmek için her şey yapmaya başlayan eski erkek arkadaş. Eşli fırıncı. Eşli Matthew'un kıskançlık içerisinde kahramanı taciz etmeye başlayan ve Matthew'un geri dönmesi için her şey yapmaya başlayan eski kız arkadaş. Merrick, dünya yani toprak. Bu alanın kaplarında gizlenmiş üç kutsal emanet belli ve eski yanıyor. Yok olup giden önce onları bulun. Üç mü? Aglofutis madalyonu. Rüyaları ihanet eden kukuletalı olan artık ustanın eline değil. Onu kâhsına çıkarın. Ben tarihleri ödeyeceğim. Bu kimenin sürgün edin. Hazlısın sonsuz kalbimi ve yeni rahatsızından güzel bir şekilde yönlendir. Merrick Lennon'un hakkınızın kahraman suçlu Merrick Reynolds. Diğer merkezde kovanları falan filan. Muska Süleyman. Bu salonda sahte bir tanrı kendini duyurdu. Çelik piramit başını buldu. Karanlık üzerindeki saltanatı gasp edin öleceksin. Gerek var mı ya? Yani Book of Memories ile değil. Komiklere de sonra geleceğiz. Sadece yani en Downpour'la bayağı ilişkili. Ötekiler pek değil yani.
kendi başına hepsi. Onları farklı anlatacağız. Yani hepsi karakter bazlı ilerliyor. Hepsi yani.